Düzgün türdeş özdeş 3 çubuğun yapıştırılması ile oluşturulmuş cismin yere göre potansiyel enerjisi şekil 1'de E1 şekil 2'de E2'dir. Buna göre E1 bölü E2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Herhangi bir cismin veya bir sistemin potansiyel enerjisi bulunurken ağırlığı çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bakılır. O halde burada 3 tane çubuktan oluşmuş bir sistem var ve buradaki açılarımız arkadaşlar 120'şer derece. Yani burada simetrik düzgün bir yapı var. Bu sistemin ağırlık merkezi tam orta noktası yani şurası olacak. O zaman ağırlığına mg dediğimizde hop buna mg şiddetinde bir ağırlık diyorum. Çünkü toplamına ağırlık merkezinin yerden yüksekliği de şu yüksekliği arkadaşlar h diyelim. Burası h hop 30 derecenin karşısı h olduğu için çubukların boylarına da 2h demek istiyorum. Şöyle bu boy 2h bu boy 2h bu da 2h yüksekliğinde. Yine o zaman şekil 2'dekine baktığımda ağırlık merkezi burası yerden yüksekliğinde çubuğun boyuna 2h dediğimizde bu da e, mg çarpı yerden yüksekliğimiz 2h şeklinde olacak. O zaman enerjileri yazıyorum. Birincisi için konuştuğumuzda ağırlığı bir mg şiddetinde toplamda yerden yüksekliğimizde 1h olduğu için 1 mg açlık potansiyelimiz var. İkincisine baktığımızda ağırlığımız yine 1 mg şiddetinde ağırlık merkezinin yerden yüksekliği de 2h. O zaman mg çarpı 2 açlık bir potansiyel enerjiye sahip. Oranlarsak bunları 1 bölü 2 oranına ulaşır. Cevap A seçeneğidir deriz. O noktasından geçen sürtüme simili etrafında serbest dönebilen eşit uzunluktaki düzgün türdeş x e çubukları şekildeki gibi dengedir. Buna göre çubukların ağırlıkları oran PX bölü PY oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bunun ağırlığı yerin merkezine doğru PY şiddetinde bunun ağırlığında yerin merkezine doğru şöyle PX şiddetinde asalım. Şimdi buradaki ip gerilmesi şu X çubuğunun uç noktası için bu yönde Y çubuğunun uç noktası için de bu yönde bir gerilmeye sahip oluyor. Ve bu noktaya göre arkadaşlar bunun torkuyla bunun torku eşit şiddette ve zıt yönde olduğu için bunlar birbirini götürüyor. Yani iplik gerilme kuvvetine hiç bakmanıza gerek yok. O halde burada şu Px'in buraya göre torkunu, Py'nin buraya göre torkunu eşitlediğimizde sistem bu şekilde dengede kalacak. Şimdi çubukların boyları eşit olarak verildiği için burası 30 arkadaşlar. Burası 30 derece yaptığı için şuradaki açımızın da 60 derece yaptığını söyleriz. Şimdi buradaki boyumuza arkadaşlar şuraya 2L diyelim. Burası 2L ise Şurası da 2L şiddetinde olacak. Eşit uzunluktaki demiş çubukların boyları ile alakalı. O zaman şu 30'un karşısı 90 derecenin karşısının yarısına eşit olacağı için 2L burası ise şu uzunluğun arkadaşlar L olması gerekecek. Şurası L uzunlukta. E burası da 2L olduğu için şimdi tork alıyorum O noktasına göre. E, X'in torkunu artı yöndeki tork diyelim. Y'nin torkuna da eksi yöndeki tork diyelim. X'in torku Px çarpı L olacak. Px çarpı 1L eşittir. PY çarpı 2 tane ile dönme noktasına dik uzaklık. PY çarpı 2L dediğimizde buradan PX bölü PY oranını çektiğimizde 2'ye eşit olduğunu görür. Cevap E seçeneğidir deriz. Siyah cisim ışıması klasik fizik yasaları kullanılarak açıklamaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Max Planck's deneysel sonuçları bilinen ancak matematiksel olarak açıklanamayan siyah cisim ışımasını başarılı şekilde açıklayabilen ilk bilim insanıdır. Max Planck sonuçlarından hangilerine ulaşmıştır? Arkadaşlar normalde ışınım şiddetiyle dalga boyuna baktığımızda ışıma gücüyle dalga boyuna baktığımızda buradaki normalde klasik fizik bu şekilde ters orantılı bir grafik beklerken şöyle kesikli yani kuantumlu yapıda şöyle bir grafikle karşılaşılmış. Ve bu grafikten yararlanıp kuantumlu yapılı, kesikli yapılı e, yani enerji paketçileri şeklinde e, bir e, fotonun enerjiye sahip olduğu söylenmiş. Yani ışık enerji paketçileri şeklinde yayılır. Doğru. 2. Siyah cisim ışıması elektromanyetizma ve termodinamik ile yani klasik fizik ile açıklanabilir. Hayır açıklanamaz çünkü grafik normalde bu şekilde olması bekleniyordu. Yanlış. Siyah, e, siyah cisimlerden yayılan termal ışınım şiddeti yüksek frekans değerleri için sonsuza yaklaşır. Arkadaşlar yüksek frekans değerleri için sonsuza yaklaşır ifadesi klasik fiziğin söylediği bir ifade. Yani e, frekans arttıkça dalga boyu azalıyor. Dalga boyu azaldıkça gördüğünüz gibi ışınım gücü veya enerjisi sonsuza doğru yaklaşmış oluyor veya frekansı sonsuza doğru yaklaşmış oluyor. Bu klasik fiziğin öngördüğü bir bilgiydi ama kuantumla yapıldığı olduğunu Max Planck's ortaya koydu. O halde sonsuza doğru yaklaşır ifadesi klasik fizik ile söylenmiş bir mantık Max Planck's modern fiziğe uyarlayarak bunun kuantumlu yani kesik yapıda olduğunu ve şurada bir pik ve enerji değeri değerine göre ışıma şiddetinin de dalga boyuyla ters orantılı bir şekilde olduğunu bize gösterdi. Ve cevap bundan dolayı yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı deriz. Sürtünme kas her yerinde aynı olan 80 santigrat derece sıcaklığındaki yatay metal yüzeyde buz kalıbı F kuvvetinde e, büyüklüğündeki kuvvetle K noktasından L noktasına çekilirken buzun bir kısmı eriyor. Buna göre K noktasından L noktasına gelirken buz kalıbına ait niceliklerin hangilerinin büyüklüğü artar? Arkadaşlar şimdi sürtümeli bir ortamdan bahsedilmiş. Sürtünme kuvveti harekete zıt yönde şöyle harekete engelleyici bir kuvvet K çarpı N yardımıyla bulunuyor. N de burada mg'ye eşit olduğu için buz kalıbının ağırlığına eşit olduğu için buz erirken kütle azalacak, yüzeyin tepkisi azalacak ve buradan da sürtünme kuvveti azalacak. Cisme etken net kuvvete baktığımızda f net eşittir m toplam çarpı a ifadesine göre burada ne etkiyor arkadaşlar cisme? E, f kuvveti etkiyor. O zaman f eksi sürtünme kuvveti de ters yönde olduğu için hop k çarpı mg şiddetinde başlangıçta o da m çarpı a yazdığımızda arkadaşlar bakın şimdi ne oluyor? Ee, Hangilerin büyüklüğü artar demiş? Net kuvvetin büyüklüğü artar mı? Evet, artar. Neden? F kuvveti değişmezken e, buradaki sürtünme kuvveti yani Fc dediğimiz Kmg'deki m azaldığından dolayı burası azalacak. Burası azalınca arkadaşlar, burası azalınca şuradaki net kuvvetimiz artacak. Net kuvvet artınca buradaki net kuvvetimiz artıyor arkadaşlar. Kütle azalsa burada kütle azalsa dahi ivmenin eskisine nazaran daha büyük olması gerekecek. Yani net kuvvet burada bir kere kesinlikle artacak. Net kuvvet artınca F net diye yazarsam burayı m çarpı a ifadesine göre net kuvvetimiz artıyor. Net kuvvet artınca bir de kütleyi azaltırsak ivme haliyle kesinlikle artacak bir konuma sahip olur. Yani ivme artar. L noktasındaki hızı ise K noktasından L noktasına gelirken zaten cisim ne yapıyor? Hızlanıyor. Hızlandığı için arkadaşlar burada K noktasında hızı atıyorum sıfırdan başlamışsa L noktasına gelirken hızlandığı için sürekli hızı artan bir konuma sahip olacak. Yani hızı da L noktasına geldiğinde artmış olur. Cevabımız hepsi artar. Yani cevap E seçeneği doğru olur. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğinde sabit frekans ile çalışan kaynak tarafından oluşturulan doğrusal dalgalar dalga leğine yerleştirilen engeller arasındaki yarıktan geçerken şekildeki gibi kırınama uğramakta. Doğrusal dalgaların engel sayesinde arkadaşlar dairesel dalgalar dönüşmesi olayına kırınım denir. Kırınımın gerçekleşmesi için buraya dalga boyu, lambda, buraya da açıklık. Whiteness dediğimizde şöyle buradaki açıklık yani omega dediğimiz bu uzunluk e, lambda'ya eşit olduğunda ve lambda'dan arkadaşlar küçük olduğunda lambda büyükse yani aradaki açıklıktan biz o zaman şöyle diyoruz. Lambda büyük eşit omega ise burada kırnım olayı gerçekleşiyor eşit olduğunda başlıyor lambda büyüdüğünde ise yani aradaki açıklık küçüldüğünde ise veya ne oluyor kırnım artmış oluyor. Buna göre dalgalerinde meydana gelen kırınımın yok olması için. Şimdi kırınım var mı? Var. O zaman burada kırınım varken kırınımın yok olması için ya bunu azaltacağız ya da aradaki e, omega'yı açıklığı artırmamız gerekecek. O zaman başlayalım. Hangisi yapılabilir? Kaynağın frekansını artırma. Şimdi frekans V eşittir lambda çarpı F ifadesinden suyun derinliğine dokunmadığımız için derinlik değişmezse dalganın hızı değişmeyecek. Dalganın hızı değişmezken frekansını artırdığımızda dalga boyu azalmış olacak. E biz de zaten dalga boyunu azaltmak istiyorduk. Dalga boyu azalırsa kırınım varken kırınım ortadan kalkar. Yani bu gerçekleştirilebilir. Su derinliğini artırmak. Yine arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F ifadesinde frekansa hiç dokunmadık. E, suyun derinliğini artırdığımızda hız arttığı için dalga boyu artacak. Dalga boyu artınca arkadaşlar gördüğünüz gibi biz dalga boyunu azaltmaya çalışıyorduk. O zaman kırınımın gerçekleşmemesi için dalga boyunun azaltılması lazım ama bizim dalga boyumuz arttığı için demek ki bu kırınımın gerçekleşeceği bir durum olur. Kırınımın yok olması için çalışıyorduk. Olmaz. Engeller arasındaki yay yaygın genişliği artırma. Engeller arasındaki yaygın olan genişliğin arkadaşlar artırılması. Biz de zaten genişliği artırdığımızda e, buradaki kırınımın yok olmasını sağlayacağını söylemiştik. O zaman bu da gerçekleşir. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olur deriz. Dünyanın güneşin çevresinde ilerleyişini ve de güneş sisteminin galaksimiz içindeki ilerleyişini veya samanyolunun de Virgo galaksi kümesinde ilerleyişini fark edemeyiz. Benzer şekilde trende oturan bir yolcu yan perondaki trenin hareket ettiğini görürse kendi trenin mi yoksa öteki hareket etti harekete geçtiğini bilemez. Ancak ivmelenme anlarında harekete geçtiğini anlayabilir. Einstein ivmelenmeye bağlı olarak kuvvet hissetmeyen gözlem noktalarını eylemsiz çerçeveleri olarak isimlendirmiştir. Yani eylemsiz referans sistemi arkadaşlar e, sabit hızla hareket eden veya duran cisimlere ait söylenmiş bir e, referans sistemidir. O halde demek ki a'sı sıfır olacak ya duracak ya da sabit hızla hareket edecek. Evrende kainatta hareket etmeyen yok. E, ondan dolayı da arkadaşlar dünya eylemsiz bir referans sistemi olarak kabul ediliyor. Buna göre KLM astronotlarının hangileri eylemsiz çerçevede bulunmaktadır? 1. Dünyada fırlatılmayı bekleyen uzay aracı içindeki K astronotu. Zaten dünya eylemsiz referans sistemi olarak kabul ediliyor. Evet bir doğrudur. Dünyadan fırlatılan hızlanmaya başlayan ne yapıyor? İğmeli hareket yapıyor. O zaman eylemli bir referans sistemi oluyor bu. Olmaz. Uzayda 0.4c hızı ile ilerleyen uzay aracı içindeki astronotu sabit hızla gittiğimizde ivmemiz 0 olduğunda biz buna eylemsiz referans sistemi diyoruz. O zaman bu da bir eylemsiz referans sistemidir. Cevap cevap 1 ve 3. 1 ve 3 yani E seçeneğinin doğru olması gerekir diyeceğiz. K cismini düşey düzlemde o merkezi çembersel yörüngeli T periyodu ile şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor. K cisminin merkezil ivme vektörünün yönü artı y olduktan delta T süre sonra çizgisel hız vektörünün yönü eksi y oluyor. Arkadaşlar e, merkezil ivme vektörü merkezi kuvvetin yönüyle aynı yönde. O zaman artı y yönü olabilmesi için şurasını arkadaşlar buraya geldiğinde cismimiz Merkezcil iğmenin yönü merkeze doğru olduğundan dolayı şu yönde olacak. Hop merkezcil iğmenin bu yönde olduktan sonra diyor. Delta t süre sonra çiziksel hız vektörünün yönü eksi y yönündedir. Eksi y yönünde. O zaman hop devam ediyoruz arkadaşlar. Hızımız şu an yukarı doğru şu an yatayda eksi y, y yönde olması için buraya gelmesi lazım. Yani arkadaşlar şöyle aşağı yönde olduğunda çiziksel hız vektörümüz eksi y yönünde olmuş olacak. O zaman arkadaşlar buradan buraya gelmemiz isteniliyor. Buna göre delta t aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? E ne yapıyoruz? Periyodumuzun kaçta kaçı burası? 3 bölü 4'ü. O zaman periyodun 3 bölü 4'ü kadar bir süre geçmiş. Yani cevabımız E seçeneği olmuş deriz. Işık hızına yakın hızla hareket eden dikdörtgenler prizması şeklindeki cisme bakan durgun gözlemci prizmanın taralı yüzeyinin durgun olduğu Duruma göre küçüldüğünü görüyor. Yani şurada bir azalma meydana gelmiş. Buna göre dikdörtgen prizması yönlerinden hangilerinde hareket ediyor olabilir. Arkadaşlar ışık hızına yakın hareket edildiğinde hareket doğrusundaki uzunluklarda kısalma meydana gelir. Mesela V eşittir 0.6C hızıyla hareket eden şöyle bir çubuk düşünelim arkadaşlar. Bu çubuk burası da şöyle dik doğrultu olan bir kısım olsun. Bu çubuğa baktığımızda şöyle T şeklinde şu boyda kısalma meydana gelecek. Diğer kısımda ise harekete dik doğrultu uzunlukta değişme gerçekleşmeyecek. O zaman bu alanın değişmesi için ya z doğrultusunda ya da arkadaşlar şuradaki x doğrultusunda hareket ediliyor olması lazım. Ki bu uzunluk veya bu uzunluk kısalsın. O zaman z ve x doğrultusunda z ve x doğrultusunda hareket edilirse bu alanda kısalma meydana gelir. O halde arkadaşlar cevabımız x ve z 1 ve 3 yani d seçeneği doğru olmalı deriz. Dalga boyu en küçük 3100 angstrom, en büyük 6200 angstrom olacak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelektrik olay düzeneğinde fotoelektronların oluşabilmesi için eşik enerjisi en fazla kaç elektron volt olan metal kullanılmalıdır. Şimdi dalga boyu 3100 ile 6200 angstrom olacak. O zaman arkadaşlar şimdi bir foton enerjisi E foton eşittir. H çarpı F ile veya arkadaşlar HC bölü lambda ile veya Elektron volt cinsinden bu Joule cinsinden enerjiye denk geliyor. Elektron volt cinsinden enerjiyle bulmak istediğimizde 12400 bölü lambda şeklinde bulunacak. O zaman arkadaşlar 3100 angstrom dediğimizde 12400 bölü 3100 dersek bu 4 elektron voltluk bir enerjiye denk geliyor. Peki 6200 angstrom dediğimizde o zaman foton enerjisine şimdi bakalım 12400 bölü 6200 dersek bu da 2 elektron voltluk bir enerjiye denk geliyor. O zaman demek ki dalga boyu en düşük 3100 en büyük de 6200 dersek enerji 3100 iken yani dalga boyu küçük iken enerji 4 elektron volt oluyor burası arkadaşlar. 4 elektron volt ve en büyük dalga boyu olduğunda da enerjisi küçük oluyor 2 elektron volt. Olacak şekilde ışığın kullanıldığı 4 elektron volt ve 2 elektron volt. Fotoelektrik olay düzeninde fotoelektronların oluşabilmesi için yani sökülen elektronların olabilmesi için eşik enerjisi en fazla kaç elektron volt olan metal kullanılmalı? En fazla. O zaman demek ki arkadaşlar iki tane olduğu için en fazla büyük olanından kullanmamız lazım. Yani 4 elektron voltluk bir enerji hem bundan elektron söker yani fotoelektron oluşur hem de bundan söker bir fotoelektron oluşur. O halde demek ki Ortak katların en küçüğü dediğimiz ifade 4 olduğu için cevap 4 olmalı deriz. Yatay sürtümesi düzlem üzerinde bulunan ABCDE cisimleri bakın bir kere yatay sürtümesiz düzlem demiş. Burası çok önemli. Masanın üzerinde ve sürtümesiz bir ortam gibi düşünün burayı şimdi ve a v, b b c v, d ve e hızlarıyla ek e ile elektriksel alanlarda B, M, b, M, b p manyetik alanlarında şekildeki gibi fırlatılıyor. Buna göre hangi durumda fırlatılan parçacığın hareket doğrusu değişir diye sorulmuş. Şimdi masanın üzerinde artıdan eksiye doğru bir elektrik alanımız var. Buraya artı yük, buraya da eksi yüklü bir levha koyup burada düzgün bir elektrik alan oluşturduğumuzu düşünelim. Artı yüklü parçacığımıza hop elektrik alan yönünde şöyle bir elektriksel kuvvet uygulanacak. Bu masa üstünde arkadaşlar bu yönde sürtünmesi ortamda ne yapacak? Hızlanacak. Peki hareket doğrultusu değişecek mi? Hayır. Bunun değişmeyecek. Şimdi şimdi masanın üzerinde bunu düşünün. İçeri doğru bir elektrik alanımız var arkadaşlar. İçeri doğru elektrik alan varken bu yüklü parçacığımıza uygulanan manyetik kuvvetin yönünü düşünelim. Pardon, elektriksel kuvvetin yönünü düşünelim. Artı yük burası olduğu için arkadaşlar Artı yüklü isim olduğu için içeri doğru elektrik alan olduğundan dolayı bizim olduğumuz tarafta yani sayfa düzeninin dışında artı yükler var. içeri doğru da eksi yükler var. Şimdi eksi yük bunu içeri doğru çekeceğinden dolayı içeri doğru şöyle eksi x yönünde, eksi z yönünde pardon bir elektriksel kuvvete maruz kalacak. Yani masanın içine doğru bir elektriksel kuvvete maruz kalacak ama zemin sürtülmesi olduğu için bu kuvvet arkadaşlar bunu içeri doğru hareket ettiremeyecek. E hareket ettiremediği için bu dümdüz yoluna devam etmiş olacak. Hareket doğrusu değişmeyecek. Gelelim üçüncüsüne. Cismi arkadaşlar manyetik alanlı bir bölgede atıyoruz. Manyetik alanlı bölgede bakın hareket yönüyle manyetik alanı yönü aynı yönlü ise bu bir manyetik kuvvete maruz kalmaz. Mutlaka aralarında belli bir açı olması gerekiyor. 0 ve 180 derece yani aynı yönlü ve zıt yönlü olduğunda manyetik alanda hareket yönü burada yüklü parçacığımıza manyetik kuvvet uygulanmaz. Bu dümdüz yoluna devam eder. O halde doğrusu değişmez. D'ye baktığımızda yine arkadaşlar manyetik alanlı bir bölgemiz var. Sağ el kuralına göre baş parmağımız hareket yönünü. Dört parmağımız manyetik alanın yönü yani şu yönü gösterdiğinde hop, avuç içimizde artı yükün maruz kaldığı kuvveti gösterecek. Bu da içeriği gösteriyor. Yani içeri yönde yani masanın içine doğru bir manyetik kuvvete maruz kalıyor. E masamız yatay ve sürtünmesiz düzlem olduğu için bu kuvveti tolere ediyor. Yani o zaman bu dümdüz yoluna devam edecek. O kuvvet yani manyetik kuvvetimiz bunu masanın içerisinde doğru hareket doğrultusunu değiştirecek bir etki yapamıyor. Ondan dolayı dümdüz yoluna devam ediyor. Yine burada hareket doğrultusu değişmez. Sonuncu olan da arkadaşlar yüklü bir parçacığımız içeri doğru bir manyetik alan var. Sağ el kuralına göre düşünelim şimdi. Burada artı yüklü parçacığımız hareket yönü bu yönde. E, manyetik alanda içeri doğru yani... 4 parmağım içeriği gösterdi. Avuç içi yönünde manyetik kuvvete maruz kaldığında yani sola doğru bir manyetik kuvvete maruz kalıyoruz. E ve manyetik kuvvetin etkisiyle şöyle çembersel bir hareket, düzgün çembersel bir hareket yapıyoruz. Ne yapıyor? Hareket doğrusu değişiyor arkadaşlar burada sürekli. O halde hareket doğrusu değişen tek durum E seçeneğidir. Cevabımız Edirne'dir. Şekildeki özdeş üreteçlerle kurulu fotosel devrede katot devre üzerine yeşil ışık düşürülüp yalnız bir nolu anahtar kapatıldığında devrede maksimum şiddette akım oluşmaktadır. Yalnız biri kapattığımızda maksimum akım diğerleri açık olduğu için arkadaşlar demek ki burada e, üreteçlerimiz özdeş olduğu için V geriliminde bir gerilim maksimum akımın oluşmasını sağlıyor. Maksimum akım e, burada doyma gerilimine ulaştığımızdaki akım değeri olmuş oluyor. Doyma gerilimindeki akıma maksimum akım diyoruz. Demek ki elektronların bazı sükülen elektronların bazıları diğer levhaya ulaşamamış. Ve gerilimi uyguladığımızda oluşan elektrik alandan dolayı burada eksi yüklü burası da artı yük bir levha. Sükülen elektronlar bu elektrik alandan dolayı diğer tarafa doğru hepsi hareket edince doyma geriliminde maksimum akıma ulaşmış. Ve doyma gerilim yani. Buna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Devrede yalnız iki nolu anahtar kapatılırsa, iki nolu anahtarı kapattığımızda arkadaşlar yalnız yani bir açık oluyor o zaman. Yalnız iki nolu anahtarı kapattığımızda e, ne oluyor? Bu sefer iki tane üreteç bağlı olmuş oluyor seri ve düz. E, buna göre devredeki akım değişmez. Evet çünkü doyma gerilimi V olduğu için. Sen bunu da seri ve düz olarak bağlarsan buradaki üretece iki nolu anahtarı kapattığımızda şu döngüde arkadaşlar gerilimin iki katına çıktığını ilk durumuna göre gözlemleriz. gözlemleriz. V gerilimi doyma gerilimi zaten doyma gerilimden zor, sonra akım maksimum değerinden daha yükseğe çıkamaz. Ondan dolayı da akım değişmez bilgisi doğrudur kesin. Devrede yalnız 3 nolu anahtar kapatılırsa yalnız 3'ü kapatırsa bu üreteşler arkadaşlar birbirlerini yok eder. Seri ve ters olduğu için eksi artı artı şeklinde, eksi şeklinde bağlanmış. Devredeki akım azalır. Şimdi maksimum akımdı bu arkadaşlar. Doyma gerilimdeki akımdı. O zaman demek ki bu gerilimi elektrik alanı ortadan kaldırdığınız için ne yapacak buradaki diğer levhaya ulaşan elektron sayılarında azalma meydana gelecek. Yani o zaman akım azalacak mı? Evet. Devrede yalnız 4 nolu anahtar kapatılırsa 4'ü kapattığımızda oluşan bu iki tane üreticinin buna bağlanması, ters yönde bağlanması, VV dediğimizde arkadaşlar ters bağlandığı için bunu götürecek. Hop bu sefer üreticimiz ters bağlanmış olacak. Buralar artı kutuplu, buralar eksi kutba dönüşecek. Yani sökülen elektronların diğer tarafa gitmesi engellenmeye çalışacak. Onun için devrede akım oluşmaz bilgisi kesin diyemeyiz. Belki oluşur ama miktar olarak ne kadar miktarda olacağını bilemeyiz. Yani buradaki akımın azaldığını söyleriz. Belki tamamını da kesebilir. Yani tamamen akımı da azaltıp akım devrede oluşmayabilir. Bunun için arkadaşlar iki ihtimal var. Akım biraz azalmış, çok azalmış veya sıfırlanmış da olabilir. Onun için akım oluşmaz ifadesi kesin doğrudur diyemeyiz. Bundan dolayı cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.